Merhaba Landın YouTube. Hollow Knight'ın bir bölümünde daha devam ediyoruz ve muhtemelen final bölümünden devam ediyoruz. Bu bölümde artık finali yapmayı düşünüyorum. Tabi yapabilirsem tam olarak emin değilim ama nasıl final yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var, dediklerine göre öncelikle bu tarafa gittiğimizde bir tane, hatta 3 tane sona ulaşabiliyormuşuz. Onun dışındaki altta Godtamer mıydı ismi? Yok, Godtamer değildi, o boss'tu pardon. Bir tane Gotham'a ulaşmamızı sağlayan bir tane NPC var ya, oradan işte son iki diğer sona da ulaşabiliyormuşuz. Ama ben oradaki ilk üç taneyi yaptım. Dördüncüsünü yapınca sona ulaşıyormuşuz. O yüzden yani hem burada son var hem orada son var. Bunun nasıl ayarlandığını tam olarak bilmiyorum. O yüzden ben normal sona gideceğim. Eğer bundan sonra yeniden açılabiliyorsa, yani oyuna yeniden girebiliyorsak, oradan belki onu da yapmayı da deneyebilirim. Ama çok zorsa yapmayı denemeyeceğim açıkçası. Çünkü çok sevmedim açıkçası yani o panteonların sistemini. Yani neyse, onu zaten geçen bölümde anlatmıştım. Her neyse, bu bölümde de Hunter's Journal var ve final var. Ve eğer dediğim gibi kolaysa onu yaparım, kolay değilse bu arada bitiririz yani. Ama her neyse, hadi bir başlayalım. Şimdi öncelikle Hunter's Journal için buradan ilerleyeceğim. Ki burada Hornet'te bir görüşmemiz var tabi. İçeri girdiğimizde direkt boss savaşı başlamıyormuş. O yüzden devam edeceğim ben içeriye. Tabi şuralara da bakmak istiyorum. Buralarda ne var ne yok diye bir şey yokmuş. Pekala. O zaman girelim bir içeri. Şimdi böyle gittiğimizde önce bunlar yanıyordu. Sonra evet, oturacak bir yer geliyor. Burada buna tıkladığımızda evet, artık ne kadar topladığımızı falan gösteriyor. Şu anda %111'deyiz ki, çünkü dediğim gibi son bir tanesi kaldı sadece. Onun dışında hepsini yaptık. Bir tane Pantheon kaldı. Geçelim. Bakalım burada da 160'da 160 mı? Bir dakika. 156. Nasıl ya? Bir dakika. Böyle olmaması lazımdı ama. Normalde 159 gösteriyordu milletinkinde. Neden benimkinde böyle oldu ki? Acaba 160. hangisi? Acaba zorunlu olanlar hangisi falan filan. Ama neyse, hadi bir Hunter'a gidelim. Geri dönüyoruz yani. Daha boss savaşı şimdi değil. Şimdi bunları toplayacağız işte. O 138'e en azından bir normal bir sayıya getirelim. Diğeriyle aynı olsun. Şimdi hemen başlıyoruz. En üstten bir başlayalım. En alta doğru yavaş yavaş gidelim artık. Ne yapalım? Şimdi aslında bunun toplamda 160 da değilmiş. 160'tan daha fazlaymış da. Bazılarını öldürmek zorunlu olmadığı için. Şimdi evet, Husk Warrior diyor. Husk Warrior, bir dakika, bu nerede ki? Bu da nerede? Tamam. O zaman ben bunu kesip hemen geliyorum. Tabi buraları size göstermeyeceğim. Çünkü göstermeye ne gerek var? Aynı şeyi sürekli keseceğiz işte. Ama böyle yani. Yapacağım şey bu. Şu anda onu tamamlayacağım. Hadi görüşürüz şimdilik. Şimdi kısa bir süreliğine geri geldim de tam olarak bu noktada hemen şöyle haritadan da göstereyim. Tabi evet, böyle gösterilmiyormuş. Bakayım nasıl gösterebilirim. Şimdi hangi tuş? Heh, şuradayım şu anda. Tam olarak şu yerde işte. Bu hemen girişin yanındaki. Burada böyle bir gizli yer varmış. Aşağıya saldırı yaptığınızda ulaştığınız, buradan bir tane daha Hunter'ın etkileşimini alıyormuşsunuz. Aynı zamanda burada da para varmış. Bunları göstereyim diye geldim. Neyse, hadi geri gidiyorum. Ve benim için uzun, sizin için kısa bir aranın ardından yeniden geldim. Ve hemen göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi 160'da 160'mış. 100, yani 160'da 160 oldu şu anda. Tabi almadığım birkaç tane daha var ama onlar sayılmadıkları için çok da önemli değiller açıkçası. Ve istemediğim bazıları da var. Yani masum olup da bu listede yer alanlar, yani diğerlerine çoğu, galiba hepsi bize saldırıyor zaten. Bir tek o saldırmıyor. O yüzden onu öldürmeyeceğim. Kim olduğunu da bilmiyorsanız eğer, tabelacı diye bir tane böcek var.
isminin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama mesela onu da bu listeye almışlar. Ama her neyse. Onun dışında ne diyecektim başka ya? Normalde 156 tane mi 155 tane mi ne yeterli oluyordu galiba. Ben de ekstradan birkaç tanesi var ama tabi zaten belirtiyor orada. Şimdi her neyse Hunter'ın yerine gidelim artık. Alt yoldan gitmesi daha kolaymış. O halde alttan gidelim. Bu arada sonuncuyu öldürdüğüm sırada yani 160.'yi bulduğumda başarımı geldi. Ben normalde hepsini aldıktan sonra gelecek zannediyordum ama bitirince farklı bir başarım daha geliyormuş sadece. Yani o diğeri gitti. Ne yazık ki kayıt sırasında olmadığı için gösteremeyeceğim size. Ama zaten altı üstü hemen bir achievement çıktı, geri kayboldu yani. Başka bir şey değil. Ama her neyse şurayı bir bitirelim şimdi. Dümdüz karşıya devam. Tabii gidebilirsek. Öyle gittik bile. Hadi. Şimdi bu yoldan da dümdüz devam. Bu yoldan üstten gidecekmişiz. Pekala. Şuradan. Hadi gidelim bakalım. Bakalım ne diyecek. Hemen bir göster bakayım diyor. Evet tamamlamışsın diyor. Kendinin gerçek bir avcı olduğunu kanıtladın diyor. Öldürme ustası diyor. Ve sana ödülünü vereceğim şimdi diyor. İster misin ödülü? Tabii dedim. Ve hadi bakalım. Müziğiyle birlikte başlıyor bu arada ama yok yani. Sadece bize bunu veriyor. Ve Hunter'ın avcının simgesi diye bunu da alınca artık tamamladık mı? Evet, True Hunter diye başarımı kazandık. Aa bir dakika. Aa. Eli yukarıdayken sadece vurabilirdik buraya. Acaba ne düşünüyordu? Bilemedim. Belki önemli bir şey düşünüyordur, kim bilir. Ama her neyse, her neyse. Şuradan çıkış yolunu da göstereyim de bari. Tamam. Buraya geri geldik işte. Hadi ben geri dönüyorum. Artık finale gidiyoruz hadi. Ve geri geldim. Şimdi öncelikle şuradan aşağı iniyoruz. Zaten o bilgeliği mi neydi? Dünya bilgeliği miydi adı? Her neyse onu almaya gideceğiz. Yani onu aldığımız yerden devam edeceğiz zaten son boss fight'ına. Ve bu arada tabela temizleyici de burada çıkıyormuş. Siz bunu kırdığınızda %2 ihtimali varmış. Yani 50'de 1 ihtimali varmış çıkmasının. Bunu her kırdığınızda yani bir ihtimalle çıkabiliyor. Tabii onu da çok hızlı bir şekilde kaçıyor ama yere vurmanız gerekiyor. Yere dalış saldırısı yaparak girmeniz gerekiyor ki onu yakalayabilirsiniz. Ve hadi girelim bakalım. Şimdi hepsinde olduğu gibi bütün bosslarda ilk denemeyi birlikte yapıyoruz. İlk denemede kesersek kestik. Kesmezsek ondan sonraki denemeleri ben tek başıma yapacağım. Geçtiğim zamanın videosunu da sona ekleyeceğim zaten. Hadi bakalım. Hadi girelim. Şimdi birinciye kafa atarak mı gireceğiz? Yo. Normalde burada zincir olduğunu biliyordum da. Hadi bakalım. Hadi boss savaşı. Keşke full enerji girseydim buraya. Ama neyse, ne fark eder. The Hollow Knight. Bizi o abiste geride bırakan. Şimdi ikinci faza mı geçti? Öyle bir şey oluyordu sanki.
Yani pekala da ne yapıyorsun sen ya? Bu ölmedi mi daha? Bunun ölmüş olması gerekiyordu. Evet. Bu kadarmış yani. Ve git gut dedi. Hadi girelim. Tabi burada asıl son boss geliyor artık. Hollow Knight kesmesi kolaymış öncelikle. Evet. Acaba canım full mü başlayacağım? Bilemedim. Ve asıl boss savaşı. Final boss savaşı yani. The Radiance diye başlıyoruz hadi. Hadi bakalım. Ne oldu be? Ha, böyle değil. Oo, 2-2 vuruyor. Pekala. Pekala, 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 pekala. Hop, geçemedim. Ne yapıyorsun be? Yürü git be. Ya ona çarptım yine. Yine vurdum. Neyse, ilk denemeyi böyle yapmış olduk işte. Bundan sonrakine dediğim gibi ben kaydını alacağım. Buradan devam ederiz. Hadi 49. Doçlandın. Tüh, doçlanamamışsın o kadar da. Aa, vurdu be. Hadi hadi. Git gut. Pekala. Buraya gelmen lazım ama olmaz öyle. Yani tamam belki de gelmeyebilirdin. O kadar da şey yapma yani. Evet öyle öyle geçilmiyor. Doğru. Resmen kılıca çarpıp patladım ya. Aa, evet. İyi, güzel. Güzel canım var. Bakalım ne olacak bu sefer. Şimdi buraya gelirse çok sevinirim. Güzel. Geçemedim ve patladım. Yani neden ama? Ve aynısı yine oldu. Ne harika. Gerçekten ne harika. Güzel. Hayır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aha düştüm. Aha düştüm.
Let's go. Neden be? Öl artık. Öl artık köpek. Vay köpek vay. Ha, Hollow Knight gelmiş. Sabahtan beri bizi boşu boşuna yoruyordun ama her neyse. Her neyse. Olur öyle şeyler. Atak mı? Buna başka bir şey yapamıyor muydum acaba? Ve galiba böylelikle Hollow Knight'ı bitirmiş oluyoruz. %111 ile %112'yi yapmaya ihtiyaç duymadım açıkçası. Çünkü sonuncuya ne gerek var? Ha, endingini görelim bakalım. Şimdi bir de bunun hani absolut muydu neydi ismi? O versiyonuyla uğraşacağız. Yani ne gerek var? Ne gerek var? Ama neyse 49. seferde bitirdik bunu. Yani 49'da bunu bitirdiysek ortalama bir yani 4000 civarında falan da onu bitirdik gibi geliyor bana. Gerçi hadi 500 falan diyebiliriz. Onun dışında tabi zor, zor. Tabi bizim cesedimiz kaldı burada. Bakalım ne başarıma gelecek ya da gelecek mi? Ve Abis'teki bütün kardeşler deniyordu galiba bunlara. Gidiyorlar. Dream No More diye başarım geldi. Başka? Bir tane olmaması lazım. Ending'ini durduruyorum tabi size. Böyle bir not çıktı. Onu da göstereyim size. Bakalım, bakalım ne diyecek, bir şey diyecek mi? Ha, Passing of the Age diye başarım da geldi. Bu Mantar abiyi en peşinden koştuğumuz için. Hangi bölümde koşmuştuk bilmiyorum ama bir bölümün başlığında yazıyor olması lazım. Devam edecek. Aynı zamanda evet completion'ı da yaptık sonuçta %100'ü de. %111 oldu. 70 saat yani 70 saat az değil gerçekten. 70 saat nedir ya? Steel Soul mod da açıldı böylelikle. Ne güzel, ne güzel. Falan filan. Ben bir şeyleri daha merak ediyorum ama. Deneyeceğim ama şimdi değil. Bu gerçi videoyu kapatmayayım ama durdurayım. Artık yarın falan ben bakarım artık size de zaten editlenmiş bir şekilde gelir buradan itibaren. Şimdi bir de şunu merak ettim. Yeniden oyuna girebiliyormuşuz bu arada. Oyunu bitirdikten sonra diğer başarımları da alabilecek miyiz diye merak ettim. Bu nedenle şu anda Pürvezil değil. Normal Hollow Knight'ı bir daha keseceğiz. Ve bu sefer tamamen keseceğiz. Hani Radiant'a falan girmeden. Çünkü başarımlardan biri buydu. Yani yanımızda Hornet varken bunu ikisini birlikte kesiyorduk. İkisi de ölüyordu yani. Biz de orada esir kalıyorduk falan filan. Birazdan zaten göreceğiz bunları. Bir de onu yapayım dedim. Bakayım onun da başarımı alınabiliyor mu dedim ve alınıyormuş. Gerçekten de oluyormuş yani. Sıkıntı değilmiş hiç. Ve şu anda onu da yapıyorum işte. Bu arada şimdi bundan sonra başka bir şey yapmayacağım. O yüzden oyunla ilgili genel düşüncelerimi de söylemek istiyorum. Gitgut öncelikle bu da önemli. Ama bu sefer Gitgut'tanmayacağız. Bu oyunda bence benchlerin yani benchlerden ziyade ki benchleri çünkü başta çok sinir olmama rağmen sonrasında oyun sonuna doğru baktığımda aslında gayet yakın olduklarını gördüm. Hani ilk oynayan için o kadar iyi değiller ama sonrakiler için
gayet uygunlardı yer olarak. Onun dışında yani onu hadi geçtik diyelim. Işınlanma olması kesinlikle gerekiyor. Hani buradaki Dream Gate yani hiç öyle olmaz. Yani mesela Blasphemous oynamıştım. Orada da bir noktadan sonra bütün yani bütün rest alanları, dinlenme alanlarına ışınlanabiliyordu. Bence burada da kesinlikle öyle olması lazımdı. Kat kat daha mantıklı olurdu eğer öyle olsa. Onun dışında yani son DLC'yi hiç sevmedim. Gerçekten yani sevmememin nedeni bu arada yani sadece zaman harcatmak üzerine olması. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Ki yani onun nedeni de artık oyunu gelmişsin bu noktaya kadar daha hala oynamak istiyorsan al bunları oyna der gibi yapmalarından dolayı. Ama orada da farklı bosslar var, orada da farklı kontentler var. Ben onları da görmek istiyorum. Ama görmeme izin vermiyorlar. O yüzden sinirimi bozdu. Ve bu arada başarımı da aldık. Sealed Siblings diye. Her neyse. Yani ben onları görmek istiyordum açıkçası. Ve böyle olunca göremedim. Ve moralim bozuldu açıkçası. O yüzden de %112'yi bitirmek istemedim. %111 kalsın dedim. Ama muhtemelen bunun oynatma listesinde %112 yazacak. Çünkü geçen bölümde artık neredeyse tamamını gösterdim. Yani %112'liktir artık bu. Ama her neyse bir de Kolezyum'da vardı. Hatta bunu söylemem lazım aslında. Şu anda siyah ekrana bakıyor olacaksınız. Birazcık saçma olacak ama Kolezyum'da mesela demiştim Trials of Fools'ta 9. wave'e mi 11. wave'e kadar full canlı full enerjiyle geliyorum. Sonrasında bir turda ölüyorum zaten. Niye ben o 9 tane ki ortalama olarak 10 dakika sürüyor. 9 mu 11 mi artık neyse. Ortalama 10 dakika sürüyor. Ben niye her seferinde bunu yapmak zorundayım diyordum. Hadi oradakini yapamazsın da. Pantheon'daki o kadar saçma ki. Pantheon'da zaten kendin rest alanını veriyorsun. Hani neden yani ne oraya kadar gelmişsem artık neden bana yeniden orayı oynatıyorsun? Gerçekten yani gelmişim ben oraya kadar dinleniyorum, canım full, enerjim full. Ne etkisi olacak ki bana yani zaman kaybetmek dışında? Yani ben oraya gelsem hani dinlensem hani yorulma falan dese gidip dinlenirim yani 1 saat 2 saat dinlenirim oyun orada açık kalır sanki ne olacak? Yani sorun yormak falan da değil. Sadece zaman kaybettirmek başka hiçbir şey yok. O yüzden Pantheon'larda bence bu hani Pantheon 5'te de böyleymiş. Yani bir rest alanına geldiğinde tamam de yani. Oraya kadar gelmişsin bitti. Daha fazlasına gerek yok ki. Yani oraya kadar gelmişsin bitmiş artık yeniden burayı yap deme yani bana. Zaten her seferinde ben oraya 5 dakika harcıyorum. Yani birazcık saçma değil mi? Her seferinde 5 dakika 5 dakika 5 dakika. Bir de yani sonuncuyu özellikle hani P4'te P5 deniliyor. Onlara da mesela yani bir iki kere denemiyorsun ki. Yani ben Pure Vessel'ı kesmeyi denedim artık hani 40 civarı falan kesmeyi denedim. Baktım ki Grimm'e doğru gidiyor. Nightmare King Grimm'e. Ve onda da 15 saat denemiştim. Sonra kesmiştim. Dedim ki artık yani buna gerek yok. Ben buna bu kadar zaman harcayacağıma gider başka bir oyun oynarım dedim. Ki normalde ben zaten hiçbir DLC'yi oynamıyorum hiçbir oyunda. Ve yani hiçbir ek paketini oynamıyorum. Sevmiyorum öyle içerikleri. Genelde sadece süreyi uzatmak için olduklarında. Burada niyeyse bir yapasım geldi ama gelmemeliymiş. Ama neyse. Böylelikle bu seriyi de bitirmiş olduk. Bundan sonraki serilerde artık neler olacak bilmiyorum ama şimdi aklımda bir oyun var. Onu oynamaya gideceğim ben. Bakalım artık neler neler olacak. Neyse, siz de bu seriyi beğendiyseniz videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve Discord'a gelmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Birazcık sonda ağladım ama bence Hollow Knight gayet güzel oyundu. Onu da söylemem lazım. Sadece işte son DLC'yi sevemedim ne yazık ki. Hadi güle güle.